Şimdi konuklarım da var. Konuklarımı da birlikte göreceğiz. İkisiyle de konuşacağız ama Gökbey Anka'ya bir bakalım istiyorum. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı aslında anlamak için bir taraftan da TSK tarafından aktif olarak kullanılan Gökbey, diğer tarafta da 2023 yılının son günlerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren SİHA Anka 3. İki konuğum da var. Tek tek ledlerimize de bakmak isterim. Sonra Kaan konuşacağız tabii. İnanılmaz bir başarı değil mi? Konuşacağız. Doktor Eray Güçler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam özlemiştik sizi. Hoş geldiniz komutanım diyorum. Çetin Erçetin de arkadaşımız, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Şimdi biz buraya bakalım, motor özelliklerine bakalım, kalkış gücü, 30 saniye tek motor gücü, kalkış gücü ağırlığına bakalım. Anka'ya da bakalım. Bizim 3 LED'imiz var, arka arkaya verelim mi? Biraz duralım mı üstünde? Duralım. Çünkü bunun teknik ayrıntıları var. O zaman sormak istediğiniz var mı? Önce ya özellikle siz anlatın isterim. Şöyle tabii, bunlar için özel motorlar geliştirildi. TF6000 isimli. Özel motorlar. Evet, ikisi evet. İçinde yani bu TF6000. Bu TF6000 aynı zamanda TF10000, 14000 şeklinde milli muharip uçağında altyapısını oluşturuyor. Evet. Yani neticede bir jet motoru gelişim süreci var Türkiye'nin. Ve bunun üretimi bitti. Yani bu yıl içerisinde şöyle, testleri bitti. Artık bu yıl içerisinde üretime başlayacağız. Öyle diyelim. Öyle, evet. Dolayısıyla hem helikopterde hem de Anka 3'te bu yeni motorlarla Türkiye milli ve yerli. Nasıl diyelim, taarruzi insansız hava aracıyla helikoptere sahip oluyor. Şimdi bunun tabii en çok bilim Sikorsky ile karşılaştırması. Sikorsky ile tabii. Sikorsky ile bazı özellikleri daha yüksek performansta. Onu söyleyelim. Yani güç ve şey bakımından, performans bakımından, işte servis irtibası vesaire. Hakikaten çok önemli bir gelişme. Artık Türkiye'nin kendi milli muharip helikopteri var, genel maksat helikopteri var, atak helikopteri var. Biliyorsunuz Mangusto motorundan modifiye edilerek yapılmıştı. Onun da artık motorunu tamamen Türkiye'de üretiyorlar. O yüzden bir başka ülkeye de satabiliyoruz biz bunları. Bunları da satacağız tabii. Hani en nihayetinde... Müthiş bir kırılma noktası değil mi aslında? En nihayetinde ne olacak biliyor musunuz? Şu önemli, Anka 3. Evet. Sebebi şu, bu çok şöyle benzetiyorum ben bunu. Denizaltı neyse denizde, havadan denizaltısı da bu. Çok yani düşman için çok sinsi bir silah. Harika bir şey. Yani böyle, şöyle bir şey. Yani hani denizaltı neyse havanın tane... denizaltısı da bu. Evet. Şimdi mesela bunu görüyorsun. Bu ne şimdi yani ya. Tamam mı? Hani evet, güzel bir silah. Bizimkiler de üretmişler. Gayet de bakın afilli, kırmızı, siyah filan. Çok. Öyle değil. Şöyle. Hı. Allah korusun. Tabii askeri açıdan düşünüyorum. Diyelim ki Türkiye bir savaşa girdi. Birden fazla cepheli de savaşa girebilir. Ne yaparsınız? İşte düşmanın tank ve zırhlı birlikleri, bizimkiler hava kuvvetleri falan, böyle bir senaryo yazılır. Yani tatbikatlar hep bunun için vardı. Yani şu, bu olunca şöyle oluyor yani. Artık bu konsept, o yüzden harp konsepti değişti. Bunun yüzünden. Yani harp konsepti, savaş konseptleri değişti. Şöyle tamam. Oluyor. Gece mesela bunlar sızıyorlar. Bunlar düşük süratte, düşük irtifada düşman birliklerinin arasından geçebiliyorlar. Görünürlüğü de olmadığı için düşman bunu tespit edemiyor. Yani radarda göremiyorsunuz bunu. Gördüğünüz son şey bunun attığı füze oluyor. Dolayısıyla bu sızıyor. Derinlikteki, düşman derinlikteki zırhlı birlik ihtiyatlarını, depolarını, lojistik ikmal noktalarını vuruyor. Sabah uyandığınızda şöyle bir manzarayla karşı. Cephede düşmanın 4 tane tankı kalmış, geri kalan hep değil mi? Çok kötü. O yüzden yani bu çok stratejik bir tehlike. Peki. Şimdi Gökbey, böyle biz ikinci ledimize bir geçelim arkadaşlardan, ben rica ediyorum. İkinci kızıl elma, teknik özellikleri burada, Hürjet burada, onda teknik özellikleri var. Türk savunma sanayisinin aslında geldiği noktayı gösteriyor. Biz bu, yani Kaan'la bir kırılma yaşandı belki ama genel olarak bakıldığında gelinen nokta gerçekten çok gurur verici. Burada iki araç var. Türkiye'nin havacılık serüvenine dair de hava savunma sanayisi her sene gelişiyor ve gelişerek ilerleyişini de sürdürüyor bir taraftan bakıldığında. Ve dünyada çok saygın bir konuma geldi. Türk savunma sanayiye bakıldığında üretim yapan birçok değerli kuruluş da Türk savunma sanayisi dünyada. Şimdi bunun da tarihi var. Tarihine bakıldığında belki birkaç bir şey söylemek istersiniz. Evet. Ve tabii şu ki 10 Haziran sonra 2014. Da hemen Kaan'a gelelim. 10 Haziran 2014 benim için çok önemli bir tarih. Çünkü yaşanmışlığımız var. Efendim 90'lı yıllarda Güneydoğu'da görev yaparken sadece 8 tane taarruz helikopterimiz vardı. Bunun 3'ü Süper Kobra, geri kalan 5 tanesi Kobra'ydı.
Genellikle de bu 8 helikopterin 3'ü arızalıydı ya da bakıma alınırdı. 5 tane, 22 ilde sadece düşünün, 22 ilde sadece 5 tane taarruz helikopteri kullanabiliyorsunuz. 22 ilde. Yani dolayısıyla çoğu zaman yetmiyordu yani. Hani yetmiyordu. Ama mesela bu üretilmeye başlandıktan sonra düşünün 5 tane taarruz helikopterinden evet. En son Gara'da yapılan operasyonu hatırlayın. Gara operasyonu şimdi, biliyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Tabii. Bakın 5 tane taarruz helikopterimiz vardı. Evet. Gara operasyonunda 2 taarruz bölüğüyle oraya indirme yaptık. Yani 24 helikopterle indirme sizin yaptık. Sizin için asıl kırılma 2014 çok, o zaman. Çok önemli. Çok etkili. Tabii bunu tabii. Atak helikopteri zaten evet. Bu sürecin başlangıcıdır. Evet. Yani o sözde işte o çözüm süreci vesairedeki dönemlerde de aslında bu geliştirildi. Hani devlet şeyden vazgeçmedi. Yani aslında bakın güvenliğini sağlamaktan vazgeçmedi. O 2014'te de ilk 2013'te aslında bunun prototipi şey yapıldı, denendi. 2014'te de tamamlandı. Tabii Bayraktar TİHA ile birlikte düşünüldüğünde bu süreç aslında 2013-2014 döneminde aslında ilk başladı desek hani o Kuluçka döneminden sonra önemlidir. Kaan'ı konuşalım istiyorum. Mesela neden Kaan için kırılma noktası diyoruz? Evet. Biraz onu konuşalım. Bu çok çok önemli yani. Evet. O hani şimdi Kaan dediğimiz zaman Kaan 2030'lardan itibaren bölgedeki yani Orta Doğu, Balkanlar ve bizim kendi jeopolitik interlandımızdaki güç dengesini değiştirecek efendim. Evet. Çubuğu da almak ister misiniz acaba? Olur yani tabii ki. Biraz bunun şimdi yalnız iki şeyi söylememiz lazım. Buyurun. Şu an iki tane F-16 motoruyla Kaan uçağı biliyorsunuz başladı prototipi. İkinci prototiptir bu. Hı hı. Birinci prototipi yer taksi görevlerini testleri yapıldı. Dün de işte ilk defa uçtu. Uçtu gayet de güzel, başarılı. Hani baktık. Pilot da efsane bir şey söylemiş yani böyle ilk bununla uçuyoruz gibi değil gerçekten yani. Hani bunu deneyimliyor ama çok güzel bir cümle kurmuş orada. Çok yani yeni değil, uzun zamandır sanki uçuyormuşuz gibi. Sayın Haluk Bayraktar da güzel bir tweet atmıştı. Attığı tweet'e köklerden göklere demiş. Çok ciddi bir kırılma noktası deniyor savunma sanayide, çok. Havacılıkta. Ben askeri açıdan tabii söyleyebilirim. Teknolojik açıdan ayrıca konuşulabilir. Tabii. Ama askeri açıdan şöyle, iki aşamalı bu. Birincisi şu anki mevcut pozisyonda iki tane 29-30 bin librelik iki F-16 motoruyla. Biliyorsunuz bizim Amerika'dan talep ettiğimiz paket içerisinde 48 tane de yine 30 bin librelik, 29 bin librelik F-16 motoru var. Yani 48 motor 2 filo yapar. 2 filo Kaan yapar. Bunları Kaan'da kullanacağız. Önce onu söyleyeyim. Ha, bu arada bir bilgi daha vereyim. Biz bu arada olası ABD ile probleme karşılık başka alternatifler de hazırlanmıştı Türkiye. O yüzden ABD'nin hani vermesinin arkasındaki bir sebep de budur. Türkiye'nin başka kaynaklardan bu motoru, benzer motorları elde edebilecek kapasitesi olmalı. Bunu da bir parantez olarak koyayım. Çünkü hangi ülkede ne olduğunu biliyorum. Onu söyleyeyim yani o anlamda önemli bir hazırlıktır. Fakat şu anki anlatacağım hususlar burada çift motorlu F-16 motor. Ancak bizim üretmeye başta yani şu an üretim sürecinde olan motor yani Kaan'ın motoru aslında bu 30 bin libre olmayacak. Yaklaşık 35-40 bin libre arasında olacak. Yani yaklaşık 5-6 bin hatta 10 bine yakın bir librelik bir itki gücü olacak. Dolayısıyla bu bütün dengeleri değiştiriyor. Bütün dengeleri değiştiriyor. Ne bütün değişiyor? Dengeler derken ne değişiyor? Yani evet. Özellikle menzil değişiyor. Menzil. Evet. Yani bakın diğer yük kapasitesi, tırmanma kabiliyeti mesela şu anki tırmanma kabiliyeti 18 bin metre. Bu çift motorlu kendi motorumuza geçtiğimiz zaman bu 30 bin metreye çıkacak. Yani 12 bin metre artıyor. Yani hakikat bu bir gelişim süreci. O yüzden tabii. Başlangıçtaki değerleri böyle kalacağını düşünmeyelim. Ama menzil önemli. Şimdi hemen kıyaslama yapalım. Yani F-16'nın menzili yaklaşık 5 bin kilometre. F-35'in efendime söyleyeyim F-15'in mesela çok bilinen bir silah. Hani Top Gun'da kullanılan uçak var ya işte o F-15. Zaten o konuşuluyordu Top Gun'da. Yani mesela onların menzili yaklaşık 5 bin kilometre. Evet. Şimdi gelin şimdi biliyorsunuz Türkiye Somali ile bir anlaşma yaptı. Münhasır ekonomik bölge dahil deniz yetki alanlarındaki güvenliği korumayı ve bunun karşı gelirin %30'unu almayı da bir anlaşma yani. Dediler ki birileri çıktı hayır dedi Türkiye bunu yapamazsın. Türkiye nasıl gidip kendini koruyacak? İşte bunlar. Çünkü bunun menzili Somali'ye iki kere yani bir gidip gelmeye yetiyor. Öyle diyeyim. Yani aldığımız bilgiler
bunun 10 bin kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olacağı. Yani ne kadar zamandır kanun üzerinde çalışılıyordu? Çok uzun zamandır. Çok uzun zamandır çalışılıyordu. Çok uzun zamandır. Yani evet. 2000, yani buna 10 yılı var rahat. Yani 2000, tasarımı ve şey olarak 2012'de düşünülmüş. Daha sonra, çünkü sadece düşünmek yetmiyor. Bunun altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Tabii, ve tabii. Böyle bir uçağı hayata geçirmeniz için 400 farklı sektörü harekete geçirmeniz gerekiyor. Yani sadece bir tabii. fabrikada üretime geçemiyorsunuz. Çok farklı sektörlerden çok farklı imajlar alarak yola devam ediyorsunuz. Ve daha da önemlisi bu imajları getirdiğiniz zaman mesela şöyle bir uçağı hayata geçirmeniz bunun en az 2 yılı bunun patentlerini onaylamakla geçiyor. Ya. İşte yani, o 14 var ya 13-14 dönemi Türkiye'de gerçekten bu teknolojilerin gelişiminde çok önemli bir evet. aşamadır. Çetin Er'in de söylediği gibi yani 2014 tasarım, 12 tasarım, 2 yıl bunun bir kuluçka süresi, 2014'ten itibaren de diğerlerle birlikte düğmeye basıldı. Bir, mesela Eroy Hocam komutanım şöyle menzil üzerinde dikkat etti ve menzil üzerinde çünkü durdular. Derin harekat yapabiliyorsunuz bu bütün zaman. Havacılık anlamında bakıldığında savunma sanayide de denklemi değiştiriyor herhalde değil mi Çetin? Elbette her şeyden önce dünyada artık savaşların tarzı değişiyor. Yani şöyle bir bakın Birinci Dünya Savaşı'na ardından İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren şey tamamen Almanların ürettiği zırhlı araçlardır. Tabii. Ama bugün dünyada şöyle bir bakıyorsunuz Japonya'dan Kanada'ya, Amerika'ya, Meksika'ya binlerce hatta milyonlarca zırhlı araç vardır. Şimdi bu teknolojiyle beraber bütün bunlar hepsi çöp. Çünkü bunların hiçbirinin havadan gelen etki gücü inanılmaz. Tabii gelen tabii. güce karşı müdahale Amerika'da edemediğiniz. Amerika'nın bireysel güç olmasının sebebi hava gücüdür. Ve şunu bu kadar basit kadar. Yani. Şunu söyleyeyim. Biz Ukrayna'da bunu çok çıplak bir şekilde gördüğümüz bir manzara olduğu için söylüyorum. Bir bölgede bir tümen zırhlı aracın komple sihalarla vurulduğunu ve hareket edemez hale geldiğini gördük. Şimdi dolayısıyla artık o zırhlı araçların savaşların kaderini değiştirdiği bir ortamdan havada kimin üstün olduğuna bakmak gerekiyor. Bu noktada Türkiye gururlanmasına kim gururlansın? Yani şimdi, yani bir tümende kaç tank bulunur mesela? Kaç zırhlı araç bulunur? 400 civarında. Evet. Düşünün bir de oradan bakıldığında. Onu birkaç tane SİHA, İHA bitti. Bitiriyor. Onu bitiriyor, dümdüz ediyor yani. Tabii, tabii. Buradan bakıldığında kırılma kelimesi gerçekten evet. çok karşılığı... Şimdi bir de şöyle bir şey var Hülya Hanım. 2030'lar bakın şöyle bir yani bunu dünyadaki konjonktürel gelişmelerle birlikte değerlendirmek lazım. Amerika yeni ordulanma yapısını daha da ordusundaki yeni yapılanmayı 2030, İngiltere 2028'de tamamlıyor. Hmm. 2030'dan itibaren dünya bir şeye girecek. Bir kere bunu bilelim. Yani bunu bilelim. Şimdi tam da Türkiye bakın bunu ne zaman şey yapıyor? İşte 2027, 2020 tam şey tarihi Sayın Kotil'den almıştım bildiği yanlış hatırlamıyorum. 2028 Haziran ayında ilk Kaan Hava Kuvvetlerine teslim ediyor. İki tane. Hmm. 2028 Haziran ayı diye ben hatırlıyorum. O civarda yani. Açıklamalar da o yönde. Açıklamalar da. Dolayısıyla bunu 2027'ye falan çekmeye çalışıyorlar. Daha erkene. Biraz sebep, daha erkene. Çünkü dünya gerçekten 2030'dan itibaren ciddi bir kırılmaya girecek. Bizim buna hazır olmamız lazım. O yüzden biraz da Türkiye'nin hani bu işi bir an önce bitirmesi önemli. Neden? Çünkü bunda bunu başka uzmanlarla da konuştum bu konuda hani Türkiye'de bu işle ilgilenen. Ben de aynı kanaatteyim. Bu üretilmeye başladıktan itibaren Orta Doğu ve kendi şu anki jeopolitik interlandımızdaki hava üstünlüğü küresel güçlere rağmen bize geçiyor. Tekrar edeyim mi? Bakın Orta Doğu dahil kendi jeopolitik interlandımızdaki hava üstünlüğü ABD ve diğer küresel güçlere rağmen bize geçiyor. Tabii. Şimdi bu, jeopolitik bu her şeyi bir, belirliyor. Bu çok büyük bir denge değişimi savunma anlamına sanayi geliyor. De ne kadar güçlüyseniz evet. orada... Hülya, olaya şuradan bakalım. Şimdi siz bir savunma gücüne sahip olmayınca ya Amerika ile ittifak yapmak zorundasınız ya Rusya ile ittifak yapmak zorundasınız. Tabii. Bu Soğuk Savaş yıllarında da böyle oldu. Yani aynen. siz bir evet. güce sahip olmadığınız için taraflar arasında bakın mesela S-400'ü aldı Türkiye. Ardından Rusya ile yeni ittifakların olabileceği konuşuldu. Yeni savunma sanayi teknolojisiyle ilgili alımların olabileceği söylendi ama buna rağmen... Türkiye, Avrupa'nın güvenliğini sağlayan, hava güvenliğini sağlayan yeni konsepte de yine önemli bir aktör olarak davet edildi. Çünkü siz artık yeni dönemde, mesela ben geçen bir Alman dergisinde çok güzel bir makale vardı.
Airbus'tan ve Boeing'den Alman ordusu yeni bir teknolojiyle Afganistan'da ve diğer bölgelerde kullanılmak üzere bir şey istiyor. İnsansız hava uçağı istiyor. Fakat parlamentoda bu tartışılıyor. Ve tartışmalar üzerine bu teknolojinin Türkiye'den alınmasının daha uygun maliyetlerle ve daha stabil olacağı ve daha elverişli olacağı konuşuluyor. Şimdi Türkiye artık bu anlamda parlamentolarında, ordularında konuşulan, mesela gittiğimiz her ülkede savunma bakanlarıyla, gazetecilerle konuştuğumuz zaman karşımıza ilk çıkan şey Türkiye'nin sahip olduğu savunma sanayi teknolojisi. Şimdi Türkiye bundan 5 yıl öncesine kadar bile sadece askeri botlar üreten, askeri kıyafetler aynen üreten, öyle. Bunları satan bir de mesela bugün şimdi haberlere bakıyorum komutanım, chatlerin söylediği de çok doğru gerçekten. Doğru. Gittiğim her yerde karşılaşıyorum diyor böyle sorularla da. Şimdi hem Bloomberg'de, Reuters'te, ya Avrupa basında, Amerikan basında yani şimdi bu haberler veriliyor Kaan uçuşuyla ilgili. Belli ki o kırılma orada da yaşanmış. Evet, yani zihin olarak da o kırılma orada yaşanacak mı acaba? Çünkü bir taraftan masaya, da... Masaya oturduğunuz zaman... Masaya oturduğunuz zaman elinizde hangi enstrümanların olduğunun önemi çok... Yani Dışişleri Bakanı, örnek veriyorum, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapan Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı iken Irak'a gittiğinde... Bundan 10 yıl önce gittiği zaman şartlar farklıydı. 5 yıl önce gittiği zaman şartlar farklıydı. Eliniz çünkü, güçlü çünkü. Yani elindeki savunmanız... imkanlar öylesine güçlüydü ki. Tabii. Yani Irak Cumhurbaşkanı ile masaya oturduğu zaman ben terörle mücadele edeceğim dediği zaman elinin altında SİHA'lar vardı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı da buna sahipti artık. Bu süreç zaten bize gösteriyor. 2002 yılında Türkiye'nin savunma ihracatı 248 milyon dolar. 20 yıl sonra yaklaşık 20 kat artışla 4,5 milyar dolara. Bu seneye 6 milyar yani, dolarla kapatmayı planlıyor. 2022'de. Evet. Yani 2023'te ona... 5,5 milyar dolar, 2024'te 15 milyar dolar olması bekleniyor. 15 milyar dolar. 3 katına çıkıyor yani. Hani bu bir de eğer şeyse çok önemli bir ayrıntı lütfen, var. Lütfen, lütfen. O da şu, şimdi lütfen. Demin Anka 3'ü ve Kızıl Elma'yı şey yaptık. Tabii. Şimdi arasındaki fark şu, Anka 3... Deminki anlattığım gibi yani düşman derinliklerine sızıp görünmez bir uçak yani hava aracı ve aynı denizaltı gibi havadaki denizaltı gibi. Çok öyle güzel göremiyorsunuz bir, yani. Tabir, doğru. Yani göremiyorsunuz. Geliyor son vururken sizi belki görebilir. Şimdi şey Kızıl Elma. Kızıl Elma taarruzi bir şey. Yani mukabil hava harekatı için uçaklara karşı. Hani düşman uçaklarına karşı üretilmiş bir şey. Düşünebiliyor musunuz? O düşman uçağı var, 10 tane bundan gönderiyorsunuz. 3 tane bundan gönderiyorsunuz. Bu arada bir uçağı havada görünmez hale getirmek için... İnanılmaz bir teknoloji değil çok, mi? Bu, çok. Yani bunun çok stealth teknoloji denen. Gölgelendirme odaları denen bir şey varmış ki bu çok pahalı. Dünyada sadece 6 ülkede var, Türkiye dahil olmak üzere. Türkiye'de yeni sahip buna. Üzerindeki boya dahil olmak üzere... Bunların tamamı bu gölgelendirme odalarında hazırlanarak yapılıyor. Yani bu şey var, şunun alt tarafında özellikle bakın şeyi bir takım yansıtıcı sensör ışıklar var. Bu radar dalgalarını alıyor, emiyor, geri yansıtmadığı için radar bunu ışığı sanki gitmiş gibi görüyor. Yani gökyüzünü düz görüyor, dolayısıyla yanıltıyor. Bir de o boyası da özel. Ama şunu söyleyeceğim, şimdi bu Kaan'ın dikey iniş kalkış yapabilen versiyonları da planlanıyor. Öyle mi? Tabii tabii. Yani onu söyleyeyim. Bizim işte biliyorsunuz uçak gemisi şimdi tasarımı az çok belli olmaya başladı. Bu konuda şeyler var. Bir, yani TCG Anadolu'dan sonra muhtemelen adı TCG Rumeli olacak. Daha büyük 230 metre uzunluğunda bir uçak gemisi. Nasıl olacak o gerçekten dikey iniş ve kalkış? Aynı mantıkta. İnanılmaz evet, yani düşünüyorum. Bunun o versiyonları da evet. Planlanıyor. Ama daha enteresanını söyleyeyim. Bu şimdi şeyi iyi takip etmekle. Anka 3 var ya, Anka 6'ya kadar bunun varyasyonları planlanmış durumda. Anka 6 ile Kaan'ın bir üst modeli 6. nesil olarak birleşiyor efendim. Birleşiyor. Birleşecek. Bir ne olacak birleşecek. Biliyor musunuz? Yani yarın robotik göreceğiz. Bir uçak olacak. Menzili 30 kilometreydi ya, 80 kilometreye çıkıyor. Atmosfer sınırına çıkıyor. 7. nesil ise Kaan'ın artık kalkıp uzaya gidip gelen bunlar planlanıyor İnanılmaz. Artık. Şimdi F-16 diyorduk ya hep. Artık yani F-16 bay bay. Yani F-16 artık çok şey. Tabii yani dolayısıyla o yani. Anka, niye Anka konusu önemli? Çünkü bizim robotik uçak teknolojimiz Anka'yla Kaan'ın birleşiminden oluşacak. Bunu planlıyorlar şu an. Yani ve insan olmayacağı için içinde makina performansı 80 kilometre atmosfer sınırına kadar çıkabiliyor. Bunlar gerçekleşiyor. İnanılmaz bir bu şey. Çetin Ay, son olarak, son bir fiziki olarak evet. Bu cihazlara bakıyoruz ama bu fiziki cihazların
en önemli noktalarından biri de bunların içindeki yazılımlar ve yapay zeka özellikleri. Şimdi artık 2030 itibariyle dünya yapay zekayla ordularını yönetmeye çalışacak. Türkiye şu anda tamamen buna uyumlu hale gitmeye çalışıyor ve ayrıca Amerika Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu. Rusya Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu. Çin Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kurdu. Bizimkiler de şu an çalışıyorlar. Şimdi Türkiye'de artık çalışıyor. Haberiniz olsun ya, onu söyleyeyim. Bunu artık şöyle görüyoruz. Havada hakimiyet kimde olacaksa güç de onda olacak. Kesinlikle onda olacak. Öyle. Yani teknolojiyi de mesela tam böyle şey merkezli var, kullandığınız F-35 sürece. 5. nesil. Mesela Kaan da 5. nesil. Arasında ne fark var? Ne fark? Evet. Şimdi, değil mi? Şimdi aslında performansları hemen hemen aynı. Yani dediğim gibi çift motora, bizim kendim ürettiğim motora geçince biraz daha F-35'ten de performansı daha yüksek oluyor. Ama F-35'te olmayan bir şey var bunda. O da şu, Kaan uçağı kalktığı zaman yanında Kızıl Elma, Anka 3, Taarruzlu İnsan, Akıncı falan birlikte kalkacaklar. Ve pilot onları da yönetecek yapay zeka üzerinden. Yani şöyle düşünmüşler, bir uçağa bütün görevleri verirseniz performansından fedakarlıkta bulunmak zorunda kalıyorsunuz. Halbuki bu şekilde fonksiyon paylaşımı yapınca, yani kalktığınız zaman düşünün 10 tane bu İHA'yla kalkıyorsunuz. Düşman uçağı geliyor, diyor ki pilot git Anka 10'a saldır. Ötekisi füze tehdidi geliyor, Akıncı'ya diyor ki git onu vur. Terörist görüyor, işte diyor ki Kızıl Elma sen de git onu vur. Ya. Yani böyle artık ya, yani o yüzden bu entegrasyon kabiliyeti resmi diğer yok. Şey diyor. O yüzden evet, biz buna tamamlandığında 5 plus uçak. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman çok doğru. Dediğim gibi şöyle, o kırılmanın gerçekten gerçek karşılığıymış. Evet. Gerçeği içinde buymuş. Kaan olmadan, içinde Kaan olmadan bir denemesi yapıldı bunu Suriye'de. Hı-hı. Ve SİHA'lar, İHA'lar, diğer unsurlarla beraber başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Çok medyada yansımadı ama bu birbiriyle senkronize olabilir. Yerini de söyleyeyim. Karacak Dağı bölgesi, Mahmur'un kuzeyinde. Peki. Doğru söylüyor. Başarılı bir operasyon oldu. Böyle geçelim. Ben çok teşekkür ediyorum komutanım. Doktor Eray Güçler bizimle. Yani yapay zeka, motor hepsi birlikte Çetin gelişiyor. Evet. Çetin Haber Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Milli savunma, aynı zamanda yerli milli. Ya gerçekten Türkiye'nin gururu. Çok yaşa gururu. Türkiye'm. Artık eskisinden kesinlikle çok daha güvendeyiz. Aynen çok öyle. Daha geleceğimiz çok daha emin ellerde. Aynen efendim. Öyle. Teknolojinin merkeze hepsine oturduğu. Hepsine teşekkür ederim. Yani havada güçlüyseniz aslında her yerde güçlüsünüz. Küresel yani güç olmanın böyledir. Özelliği bu. Yani kesinlikle. Hava gücü. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. İkinize de katkılarınızdan dolayı.